Turizm her seneki gibi aşağı yukarı aynı. Tek sıkıntısı ön sezon ve kışın zararına satıyoruz. Çünkü kostlarımız çok yükseldi. Benim kanaatim olağanüstü yatak fazlası var. Sadece 45 gün, 50 gün doldurmak için bu kadar çok yatağa bence ihtiyaç yok. Eğer bu kadar çok yatağımız olmazsa nitelikli yatak, nicelikli değil de nitelikli yatak. O zaman hem daha karlılığımız artacak, hem daha dolluklarımız artacak. Çok gereksiz bir yatırım var turizme. Benim görüşüm olağanüstü yatak fazlası var. Çünkü eğer Antalya'da bu kadar çok yatak olmasa Ege daha iyi çalışacak. Diğer taraflar da iyi çalışacak. Şimdi Bodrum'un her dağı taşına otel yapılıyor. O bölgelerde ileride bizim Antalya gibi sıkıntılı olabilir. Çünkü üst segment yolcu o kadar çok değil yani. Tamam üst segment getiririm de ama yani sahip ettiğimiz kadar çok üst segment yolcuyu bulmak için çok mücadele vermek lazım. Onun için yani taksi plakaları bile sınırlı. Onun için arz talep dengesine çok iyi bakmak lazım. Eğer bir mal çok olursa serada domates de çok üretilince ne yapıyoruz? Yollara döküyoruz, satamıyoruz. Onun için yatak fazla, arz talep dengesini tam iyi dengelemek lazım. O zaman da hem ürünümüzü istediğimiz fiyata satarız hem daha rahat ederiz. Personel sorunu var, lojman sorunu var, arıtma sorunu var. Bir kere arıtma sorunu çok büyük sorun. Burada Lara'da, Belek'te arıtmayı, bütün şehri arıtmaya bağladılar ama arıtmayı büyütmüyorlar. Ve arıtma tabii benim görüşüm çok da bir kontrol yok arıtmalarda. Onun için çok araştırmak lazım. Yani bu deniz gelecek nesillere de lazım. Ama maalesef çok büyük paralar alıyorlar atık su için ama hiç yeni bir yatırım yapmıyorlar.